Yaş 25, evlilik zamanı geldi geçti derken annem açtı yuva kurma konusunu. Saliha bir kız olsun, gerisi gelir diye düşünüyordum. Yakın bir akrabamızdan haber geldi. Komşuları çok dindarmış. Kızlarının ailesinden daha da dine bağlı olduğunu duyunca çok sevindim. Gittik bir görelim, görüşelim dedim. İlk ailesiyle konuştum. Hatta ben konuşmadım. Sürekli onlar konuştu. Şaşırdım kaldım. Bir şey diyemedim. Kına gecesinde en iyi müzisyenler olacakmış. Düğünde keza aynı. Ev dayalı döşeli olacakmış. Hem de en pahalısından. Araba olacakmış. Son model. Çünkü komşunun damadı sıfır araba almış geçen de. Anlattılar, anlattılar. Anne, hadi kalkalım diyecektim, utandım. Kızla görüştürmek istediler. İslamiyet'e uygun olarak görüştük. Hem de nasıl? 15 bilezik, en güzel gelinlik, en büyük düğün salonu ve dahası. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben saliha bir eş istiyordum sadece. İstekleri bir türlü bitmiyordu. O anda yan taraftaki aynaya göz ucuyla baktım kendime. Acaba görünüşümde bir iş adamı profili mi vardı dedim ama o da yoktu. 25 dakika konuştu. İstekleri bitince sıra bana geldi. "Senin isteklerin nelerdir?" dedi. Bir an önce kalkıp gitmek istiyordum, sıkılmıştım. Geleli bir saat olmasına rağmen dünya malına bağlananlarla birlikte olmak içimi karartmıştı. Tekrar sordu. "İsteklerin nelerdir?" "Hayırlısı olsun" dedim, kalktım. Nezaketle ayrıldık evden. Yolda giderken telefon geldi. Amcam arıyordu. Yan komşuları Serhat amcanın kızı varmış. Serhat amca çok iyidir. Çocukluğumdan beri tanırdım kendisini. "Tamam" dedim, "amca geliriz." Serhat amcalara gitmek için bir başka gün hazırlandık. Annemle çıktık yola. 15 dakika sonra ulaştık evlerine. Sohbet açıldı, çocukluğumuzdan başladı. Hep beni övüyordu. Kızardıkça kızardım, utancımdan bir şey de diyemiyorum. Derken söz asıl konuya gelmişti. "Evladım, seni severim. Maksat gençleri mutlu etmek. Allahu Teala'nın izniyle" başladı isteklerini saymaya. O kadar çok şey saydı ki uykum gelmeye başladı. En sonunda da "Benim oğlumun kumar borcu var. Onu ödemeden evlilik de olmaz zaten" dedi. Birden gözlerim açıldı. Şaşırmıştım açıkçası. Gözümü yerden alamadım uzun süre. Serhat amca "Gençleri görüştürelim" dediler ve bizi bir odaya geçirdiler. Konuşmaya başladı. Önceki görüştüğüm kız gibi ne varsa her şeyi istiyordu. Konuşmasını çalan telefonu böldü. Utanmadı, açtı, konuştu. Tekrar çaldı, yine konuştu, kapattı. Dayanamadım, sordum. "Arayan kimdi?" dedim. "Eski nişanlım" dedi. "Ayrılalı 10 gün oldu ama bir türlü peşimi bırakmıyor" dedi. Neden ayrıldıklarını sordum. "Çay bahçesinde bir erkekle otururken görmüş, sonra tartışmışlar. Tartışma büyüyünce de ayrılmak zorunda kalmışlar." "Peki" dedim ki, "oturduğunuz kişi kimdi?" "Çalıştığım yerdeki müşterilerden biriydi" dedi. "Demek önceden çalışıyordunuz." "Evet" dedi, "ben masörüm" dedi. Şoktan şoka giriyordum. 5 dakikada bilmediğim bir sürü şey çıkmıştı. "Peki evlilik amacını?" sordum. "Nişanlısı çok rahatsız ediyormuş da farklı bir hayat, farklı bir ortam istiyormuş. Açık konuşmak gerekirse hava değişimine ihtiyacı varmış." Daha fazla dayanamadım. İzin istedim, kalktım. Ben sadece saliha bir eş istiyordum. Nezaketle evden ayrıldık annemle. Daha sonra öğrendim ki Serhat amca arkamdan bir sürü laf etmiş. Gülümseyip "bugün öven yarın söver" dedim içimden. Artık evlilik düşüncesinden vazgeçmek üzereydim. Haftalardır dışarı çıkmıyordum. Akşamları hava almak için balkonda oturur kitap okurdum. Karşı komşumuz gece çalıştığı için akşam 9 gibi evden çıkıyordu. 10 yaşındaki oğlu da babasının peşinden ağlayıp dururdu her gece. Ablası da çocuğu oyalamak için balkona çıkarıyor, her fırsatta benimle konuşmaya çalışıyordu. Bu sık sık tekrar etmeye başlayınca bunaldım artık. Bir akşam Kıyamet ve Ahiret kitabını alıp aynı saatte çıktım balkona. Beni görünce o da çıktı balkona. Bir konu bulup yine başladı konuşmaya. "Ya her akşam kitap okuyorsun. Nedir onlar?" dedi. İşte beklediğim fırsat gelmişti. "Okumak istersen vereyim," dedim. "Olur," dedi. Besmele çekip 2-3 metre karşıdaki kıza attım kitabı. "Hadi," dedim. "Gir eve de okumaya başla," dedim. Kitabı okumuş olacak ki bir daha balkona çıkmaz oldu. Evlilikten vazgeçmiştim. Bir eş bulmak bana uzak görünüyordu. Aradan aylar geçmişti. O zaman zarfında birkaç kızla daha görüşmeye gittim annemle ama netice aynı, değişen bir şey yoktu. Bir salı akşamıydı. İçim çok daralmıştı. Adeta boğuluyordum. O gece 2 rekat namaz kıldım ve yattım. Acayip bir rüya gördüm. Birine anlatmalıydım bu rüyayı. O akşam balkonda dolunay izlerken telefonum çaldı. Gözüm dolunayda, cebimden çıkarttım telefonu, kimin de aradığına bakmadan kulağıma götürüp açtım. Arayan ses tanıdıktı. Fakat o günden sonra hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Arayan en yakın arkadaşım Ali'ydi. Canı sıkılmış beni çağırıyordu. Abdest aldım, evin yakınındaki çay bahçesine gittim. Çocukluğumuzdan açıldı konu. Sonra gördüğüm rüyayı anlatmak istedim. Tozlu bir köy yolunda gidiyordum. Elimde bir tane kılıç vardı. Etrafımda ise bir sürü yılanlar. Yılanlar 1 metre kadar yükselmişlerdi. Tam böyle kafalarını yukarıya doğru yükseltmişler. Hepsi üzerime atmak için, daha doğrusu atlamak için zaman kolluyorlardı. Ben ise kılıçla savunuyordum kendimi. Bana yaklaşanları kılıçla öldürüp ilerliyordum. İleride uyuyan biri vardı. Bilmediğim bir ses duydum ama ortalıkta kimse yoktu. Uyuyan kişiye baktım. O ses, yatan kişi Mus'ab bin Umeyr dedi. Sonra ileride giden 2 kişi gördüm. Biri peygamberimizdi, diğerinin kim olduğunu göremedim. Ali ilim sahibi bir arkadaşımdı. Yorumlamaya başladı rüyamı. "Düşmanlarını yenerek iyi bir neticeye ulaşacaksın," dedi. Konu evliliğe gelmişti yine. Başımdan geçenleri anlattım. Dertliydim bu konuda. Benim eşim dünyaya bağlı olmamalıydı. Sadece dünyalık uğruna yaşamamalıydı. Uzunca dinledi Ali sıkıntılarımı. O konuşmaya başladı bu sefer. Evden çıkarken, "Annem," dedi, "bizim mahallede bir kız varmış. Onunla görüştürmek istiyorlar seni," dedi. "Yok Ali," dedim. "Bundan sonra kolay kolay kimseyle görüşmek istemiyorum," dedim. "Kız da zaten istekli değilmiş," dedi. Öyle deyince dikkatimi çekti. "Neden?" dedim. "O da birkaç kişiyle görüşmüş, daha sonra evlilikten soğumuş. Ali'nin annesi ısrar edince de olur görüşelim demiş." "Tamam," dedim. "Yarın gideriz," diye sözleştik. Rüyam gerçek mi olacaktı acaba? Bu zamana kadar sabrettim, önüme gelen engelleri Allah'ın izniyle aştım. Acaba rüyam gerçek mi olacak dedim. Ali ile vedalaşıp eve geldim. Konuyu anneme açtım. Annem zaten beni evlendirmeye dünden meraklıydı. Yarın gidecektik görüşmeye. Çok heyecanlıydım bu sefer nedense. Sabah erkenden kalktım, giyindim ama heyecan gitmek bilmiyordu. Bir sağa bir sola yürüyüp duruyordum evin içinde. İlk defa bu kadar heyecanlandım. Öğlen namazını kıldıktan sonra yola koyulduk annemle. Ali bizi kızın evine kadar götürdü. Kapıyı çaldım. Kapıyı babası açtı. Eve buyur etti. Biraz sohbet ettik. Söz asıl konuya gelince kızın babası konuştu. "Evladım, benim söyleyeceğim bir şey yok. Sen kızımla konuş bu konuları," dedi. Şaşırmıştım. Gerçekten şaşırdım çünkü ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyordum. Dünyalık bir konu açılmamıştı ilk defa. Bir odaya aldılar beni. Kızla görüşecektim. Sandalyeye oturdum, ellerim masanın üzerinde, avucumun içerisinde terleyen ellerimi silmek için bir bez mendil vardı. Odaya kız girdi. Nurani yüzlüydü. Önüne bakarak konuşmaya başladı. Diğer kızlar gibi bilezikten, gelinlikten girmedi konuya. İlk sorusu namazdan oldu. Bana namaz kılıyor musun da demedi. Namazı kaç dakikada kıldığımı sordu. Mesela öğlen namazın kaç dakikada bitiyor dedi. 10-15 dakika civarında diye söyledim, memnun oldu. Sonra birikmiş ne kadar param var deyince eyvah dedim. Bu da önceki görüştüklerim gibi başlayacak herhalde dünyalık konuşmaya. 45.000 liram var dedim. Peki paranın zekatını veriyor musun deyince yanlış düşündüğüm için utanmıştım. Evet veriyorum dedim. Konuşmasına ağır ağır devam etti. Bakın, sizden önce 3 kişiyle daha görüştüm. Hepsi de çok zengindi. Güvendikleri tek şeyleri paralardı. Bütün konuşmaları paraya, zenginliğe dayanıyordu. Dine ait hiçbir bilgileri yoktu. Namaz bile kılmıyorlardı. Size ilk sorum namaz oldu. Çünkü namazı doğru olan, huşu içinde kılan bir insandan zarar gelemez. Namazı huşu içerisinde kılan insan Allah'tan korktuğu için yapar. Allah'tan korkan bir insan ise karşısındakini sevmese bile zulüm etmez dedi. Ailesinin hakkını gözetir, haksızlık yapamaz. Herkes için en iyisini, en güzelini ister. Kimseyi hor görmez, ezmez. Böyle insanı da bütün mahlukat sever. Mahlukatın sevdiğini de Allahü Teala sever. Allahü Teala'nın sevdiği kul ise makbul edilen bir kuldur. Devam etti konuşmasına. Sonra zekatı sordum. Çünkü o parada fakirlerin hakkı da var. Fakirlerin hakkını gözetmeyen eşinin hakkını da gözetmez. Allahu Teala ondan nasıl razı olur ki? Ne kadar doğru konuşuyordu. Sabaha kadar konuşsa dinlerdim. Konuşmaları beni çok mutlu etmişti. Dünyalık bir şey istemiyorum diye devam etti. Yan taraftaki kitaplığı göstererek okuduğu kitapları gösterdi. Görünce çok mutlu oldum çünkü benim okuduğum Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyormuş. Kızarıp terliyordum nedense. Elimdeki bez mendil de iyice ıslanmıştı. Benim ise kıza soracağım bir şey kalmamıştı. Ben sormadan her şeyi anlattı bana. Son olarak annemle konuşmak istedi. Ben dışarı çıkmak için ayağa kalkınca elimdeki mendil yere düştü. Yere göz gezdirdim ama çok da arayamadım. Utancımdan hemen çıkıverdim dışarıya. Annemle 10 dakika kadar konuştular. Annem çıkınca evden izin isteyip ayrılıverdik. İki tarafta birbirinden memnun olmuştu. Anneme içeride ne konuştuklarını sordum. Anneme nasıl davrandığımı, ailemle olan ilişkilerimi sormuş. Çünkü anne ve babanın razı olmadığı bir evlattan Allahü Teala da razı olmazdı. Eve gidince konuyu babamla konuştuk. O da çok sevindi. Abdest aldım, 2 rekat namaz kıldım. Sonra birkaç gün önce gördüğüm o rüya geldi aklıma. Elimdeki sabır kılıcıyla zorlukları aşmak nasip olmuş ve sonuca ulaşmıştım. Bugünden itibaren düğün hazırlıklarına başlayacaktık artık. Söz kesilip aileler arasında yüzük takıldı. Düğün konusu biraz sıkıntılı olmuştu. Her ailede olduğu gibi. Akraba tarafı çalgılı olmasında ısrar ediyor, ben ise dini yönden olmayacağını anlatmaya çalışıyordum. Ben yumuşak huylu oldukça onlar daha fazla üzerime geliyorlardı. Düğün çalgılı olurmuş onlara göre. Cenaze evi gibi dualar edilip mevlütler okutulmazmış. Evleneceğim hanımla ben çok çaresiz ve ne yapacağımızı şaşırmış, bunalmıştık. Defalarca haram olduğunu anlatsam da, çalgısız olması gerektiğini söylesem de kabul ettiremiyordum. Bir akşam evde akrabalarla toplandık. Bu konu hakkında konuşuyorduk. Bir şartla istediğinizi kabul ederim deyince hepsi şaşırdı. Hatta eşim olacak insan da şaşırdı. Nasıl kabul edersin der gibi. Herkes gözlerini bana çevirmiş, ne diyeceğimi bekliyorlardı. Öldüğümde mezara benimle girecek olan varsa ve benim yerime hesap vermek isteyen olursa isteğinizi kabul ediyorum dedim. Kimse yüzüme bakmıyordu artık. Utanmışlardı ve bu konuda böylece kapanmış oluyordu. Bir perşembe günü kız tarafıyla sözleşip düğün alışverişine çıktık. Nişanlım sanki yanımda böyle garip duruyordu. Ben ne göstersem olur beğendim diyordu. Bir insan bu kadar mı mütevazi, bu kadar mı ince olabilirdi? Onun bu durumunu gördüğüm zaman ben en kaliteli, en güzel olan şeyleri alıyordum. Onu mutlu etmek için elimden gelenin daha fazlasını yapmak istiyordum. Evimizi döşemiştik. Her şey çok güzel gidiyordu. Düğün günü gelip çatmıştı. Heyecandan ölecek gibiydim. Elim ayağım birbirine dolaşıyordu adeta. Ve düğün tam istediğim gibi olmuştu. Hocam geldi. Kur'an-ı Kerim okundu. Sohbet edildi. Ve ilahiler, ezgiler eşliğinde çok güzel bir düğün merasimi gerçekleşmişti. Evliliğimizin ilk yılları diğer evlilikler gibi tartışma ya da kavga ile geçmiyordu. Çünkü biz İslam'ın etrafında birleşmiştik. Hiçbir sorunumuz da olmuyordu. Eşimin zekasına, güzel ahlakına, güler yüzüne hayrandım. Onsuz zaman geçmiyordu. İşteyken fırsat buldukça arıyordum. Sesini duyunca da çok mutlu oluyordum. Konuşmasında içimi rahatlatan bir tesir vardı. Bunu nasıl yapıyordu da bir türlü anlayamıyordum. Eve gittiğimde beni her zaman güler yüzle karşılardı. O anda bütün yorgunluğum giderdi. Yemek hazırlarken yardım ederdim. Sen otur yorgunsun derdi. Ben de içeri gidip otururdum. Onun üzülmesini hiç istemiyordum. Çünkü her ne isterse yerine getirmek için can atıyordum. Benden bir şey istesin diye gözlerinin içine bakardım. Arada bir arabamla gezerdik. Gezdirince mutlu olurdu. Yine bir gün gezdirmek için çıkıp arabaya bindik. Dönüp bana baktı. Sabır çok güzeldir. Sabır, insanı bu araba gibi ulaşmak istediği yere götürür dedi. Neden böyle bir şey söylediğini anlamadım. Biraz gezdik, eve geldik. Birkaç gün yatak odasının, daha doğrusu birkaç gün evvel yatak odasının kapısı bozulmuş, kilidi zor açılıp kapanıyordu. Geçen gün mahallemizde hırsızlık olayı olduğu için odamızın kapısını kilitliyorduk. Bir haftadır eşimin midesi bulanıyor. Bunun için de geceleri sık sık kalkıyordu. Benim uykum çok hafif olduğu için hemen uyanıyordum. O gece tekrar midesi bulanmış olacak ki kalktı, kalktığını hissedip gözlerimi açtım ama uyandığımı anlamadı. Yavaş yavaş kapıya doğru ilerledi. Fakat o anda gözlerime inanamayacağım bir olay gerçekleşti. Ben rahatsız olmayayım diye kilitli olan kapının anahtarına bile dokunmadı. Kapı kilitliydi. Eşim Bismillahirrahmanirrahim dedi ve kapıyı açmadan dışarıya çıkmıştı. Aman Allah'ım. Bu durumu görünce kalbimin atışları hızlanıyor. Terlemeye başladım. Yataktan kalktım. Gözlerim kapıya odaklanmış. Yatak odasının camından lavabonun ışığı belli oluyordu. Lavaboda elini yüzünü yıkadı, ışığı söndürdü. Ben hemen yatağa yatıp uyuyormuş gibi yaptım. Fakat eşim kapıyı açmadan odaya girdi. Aman Allah'ım. Kalp atışlarım iyice artınca dayanamadım. Uyanmış gibi yaparak yatakta doğruldum. Eşimin yüzüne baktım. Nur gibiydi. Parıl parıl parlıyordu. Uyandığımı görünce gülümseyerek baktı yüzüme. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Rahatsız mı ettim diye sordu. Yok, çıktığını bile duymadım deyince gülümsedi, yattı. İşe gittiğimde sürekli o anları düşünüp duruyordum. Bu nasıl olabilirdi dedim. Akşam eve gittiğimde zile basmadım, kapıyı anahtarımla açtım. Kapıyı açtığımda eşimi karşımda buldum. İşten geldiğimde kapıyı açmak için bekliyordu. Selam verip içeri girdim. Elimi yüzümü yıkadım. Sofrayı hazırladık, yemeği yedik. "Bugün neden durgunsun, bir şey mi oldu?" diye sordu bana. Ama cevap veremedim. Dün geceki olayı nasıl sorabilirdim ki? "Sana bir şey söyleyeceğim" diyerek elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Gözlerinin içine bakıyordum. "Buyur söyle" dedim. "Hamileyim" dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. O anda ayaklarım boşaldı. Düşüp kalmışım öyle. Yarım saat sonra kendime geldiğimde eşim yanı başımda. Yattığım yerden doğruldum, eşime baktım. Utanıp yüzünü çevirdi benden. Bu habere o kadar çok sevindim ki anlatamam. Akşamları işten eve gelirken artık bebek eşyaları alıyordum. Gece yattığımızda eşimle hep hayal kurup yatardık. Çocuğumuz belli bir yaşa geldiğinde ilk hangi kitabı okumalıydı, ilk önce namaz kitabındaki o bilgileri öğrenmeli, ondan sonra hangisini okusak acaba, İslam ahlakını mı, işte farklı bir kitap mı? "Yok yok" dedik. "Önce halifelerin menkıbeleriyle yeşersin kalbi." Benim evladım Ehl-i Sünnet'i savunan, Ehl-i Sünnet'i yaymak için çabalayan bir kul olmalıydı. Bu şekilde yetiştirmeliydik. Her akşam belli bir zaman dilimi içerisinde eşimle beraber İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okuyorduk. Bir akşam okurken yorgunluktan gözüme ağrı girince eşime rica edip sesli okumasını söyledim ve gözlerimi dinlendirmek için kapattım. 212. mektubu okuyordu. Bir ara gözlerimi açtım, elindeki kitap kapalıydı. Gözlerimi açtığımı görünce hemen kitabı açtı, gözlerini kitaba dikti. Anladım ki o kadar sayfayı ezberlemiş, ezberinden okuyordu. Okuduğu mektup bitince durdu. Mektubatı bu zamana kadar kaç defa okudun diye sorduğumda "Bilmiyorum" dedi. "Peki kitabı bitirmen ne kadar sürüyor?" dedim. "Bir hafta" diye cevap verdi. Anladım ki eşim manevi derecelerle yükselmiş. Beni rahatsız etmemek için kapıyı açmadan çıkması da bir kerametti. O günden sonra eşime olan hürmetim, ona olan saygım daha da artıyor. Eşim bir evliya idi. İlmihal okuduğumda anlamadığım yerleri eşime soruyordum. Öyle güzel açıklayıp anlatıyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. Hikmetini bilmediğim en ufak bir davranışını görsem soruyordum. O da hemen açıklardı. İlmihalin şu sayfasında yazıyor diye söylerdi. Her haline sabrediyor, her haliyle de şükrettiği ortadaydı. İslamiyeti yaşayan bir numune vardı karşımda. Bu yüzden Allahu Teala'ya her saniye şükretsem yine azdı. Eşimin birkaç kerametini daha görünce dayanamadım. Artık ne pahasına olursa olsun bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Her zamanki gibi işten geldim, yemek yedik. Konuyu konuşmak için eşimi karşıma aldım. Çok heyecanlıydım. İslamiyet'in en ince kurallarına en güzel şekilde dikkat ediyorsun. Konuyu uzatmak istemiyorum dediğim anda eşim konuşmaya başladı. Konuşturmadı beni. Sabır güzel şeydir. Sabrederken şükretmek ise daha güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allahu Teala ona daha iyilerini ihsan eder. Ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Eşim de konuşmasını bitirmişti. O günden sonra ona olan davranışlarım daha dikkatliydi. Onu kırabilecek her şeyden uzak duruyordum. Bir akşam annem aradı. Komşu kızının düğünü varmış 2 gün sonra. Düğüne beni de davet etmişler. Eşimle birlikte gittik düğüne. Her şey İslam'a uygun düzenlenmişti. Erkekler ve bayanların yerleri farklı bölümlerdeydi. Düğündeki İslam'a uyma titizliğini görünce çok sevindim. Bir akşam kendisine balkondan verdiğim Kıyamet ve Ahiret kitabı geldi aklıma. 10 dakika sonra küçük bir çocuk geliyor. O kızın kardeşiydi bu. Babası işe giderken arkasından ağlayan çocuk. "Abi eğilir misin?" Eğildim. Kulağıma ablasının bana çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben vesile olmuşum onun bu duruma gelmesinde. Bunu öğrenince çok sevindim. Eşim hamile olduğu için fazla kalamadık. Eve gittik. Aradan aylar geçmiş ve eşim doğurmuş, bir tane oğlum olmuştu. Hayatımızdan çok memnunduk. Eşimle her akşam kitap okumaya devam ediyorduk yine. Eşime üstadım diye hitap ederdim bazen. O benim üstadımdı. Dünya ve ahiret saadetim için en büyük vesileydi. Geceleri rahatsız olmasın diye oğlumuz ağlayınca çocuğu alıp başka odaya gidiyordum. Aradan 2 yıl geçmiş, oğlumuz büyümüştü. Eşim her fırsatta sabır etmemi, şükretmemi telkin ediyor. Bir zaman sonra eşim hastalandı. Zamanımızın çoğu hastanede geçiyordu. Eşimin hastalığı artmıştı, benim ise elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir akşam işten eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen açmadı. İçeri girdim. İçeriden bilemediğim mükemmel bir koku geliyordu. İçeri girdim, eşim yatıyor. İlk önce uyuyor zannettim. Uzun zaman uyanmayınca gidip uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. Vefat ettiğini anladım. O anda yıkılmıştım. İçim yanmıştı. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Annemi aradım. Gelmesini istedim. Eşimi diğer gün defnettik. Eve girdiğimde burnuma gelen o güzel koku mezardan gelmeye başladı. Her gittiğimde o kokuyu duyardım. Giremiyordum. Onu özlüyordum sadece. Canım eşim, üstadım vefat etmişti. Söylediği gibi yapmaya çalışıyordum. Sabretmekten başka çare bulamıyordum ama her an onu düşünüyordum. Aylar sonra eve girme cesaretini gösterdim. Gözlerim doldu, ağlamaya başladım. Balkonda çıkıp sandalyeye oturdum. Dolunay vardı. Ali'nin beni aradığı o akşam geldi aklıma. O akşam da aynı dolunay vardı. Gözlerimden yaşlar akarak dışarıya çıktım. Doğru üstadımın, eşimin mezarına gittim. Saatlerce ağladım. O güzel kokuyu hissetmeye başladım. Arkamdan bir el dokundu bana. Omuzuma dokundu. Arkama döndüm. Eşim nurlar içinde arkamda duruyor. Heyecandan bir şey söyleyemiyordum. Başım dönmeye başladı. Bayılmışım orada. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Etrafıma baktım. Eşimi gördüğüm anda sabret dediğini hatırladım. Camiye gidip sabah namazını kıldıktan sonra dışarı çıkarken cebimde bir şey olduğunu fark ettim. Elimi cebime attım. Bir tane mendil vardı. Eşimin evinde ilk konuştuğumuz zaman avucumun içindeki mendil ayağa kalkarken yere düşmüştü. Bulamamıştım. Demek ki eşim bulup saklamış. Mendilin bilmediğim şekilde çok güzel bir kokusu vardır.